الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Kıymetli rektörüm, değerli hocalarım, çok kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Varlığımız, farkındalığımız üst başlığı aslında bizim takriben 2 yıl, belki daha fazla, gençlerle yaptığımız söyleşilerin üst başlığı idi. O zaman o ismi aslında ilk buluşmamıza koymuştuk. Onun bana düşündürttüğü, içinde kendimizi bulduğumuz bu varlık aleminde, ki biz de bir parçasıyız, toprağa aitiz, buraya aitiz, buranın elementlerini taşıyoruz, bileşenlerimiz burayla aynı, sadece yer zeminle değil, havayla, gökle, gökteki cisimlerle, her şeyle iç içeyiz ve bir varlık sistemi içerisindeyiz. Gizemli bir şekilde gözümüzü açtık bu varlık sisteminin içerisinde ve bir süreçten geçiyoruz. Bu topluluğun ismi de hep hoşuma gidiyor, geçerken diye. Hani oradan geçerken diye, hayatın içerisinde de bir yerlerden geçerken fark ettim mi orada bir şey vardı dediğimiz olur. Dolayısıyla geçerken fark etmek, dikkat etmeyi, etrafa bakınmayı, bilimsel anlamda söylersek gözlem yapmayı, incelemeyi, üzerine düşünmeyi gerektiren bir şey. İşin ilginci, biz de bu donanıma sahibiz. Yani gözlerimizle baktığımız, kulaklarımızla duyduğumuz verileri, bilgileri, bu veri giriş noktaları üzerinden içimize alıyoruz ve içimizde bunları bir dünya harmanlıyoruz. Böyle geviş getirircesine, fikirlerin geviş getirmesi anlamında bunları düşünüp duruyoruz ve bir sonuca varmaya çalışıyoruz. En büyük peşine düştüğümüz şey de anlam. Yani tüm bu yaşananların anlamı ne? Bu süreç böyle başladı ve böyle sonlanıyor. Biz aradayız şu anda. Buna da hep sıklıkla parantez arası dedim. Hayat bir parantezle açılıyor ve parantezi gördüğünüz her yerde bitişi vardır. Bazen 2-3 parantez, köşeli vesaire, ama hepsinin kapandığı bir yer vardır. O yüzden hayat ucu açık bir şekilde değil, bir yerde kapanır. Bir gün bir cenazede hocamız cenazenin önünde bize bakıp dedi ki فَاَتَبِرُوا يَا اُلِ الْاَبْصَارِ Ey basiret sahipleri, ibret alın. Böyle hani o an durup kalırsınız ya cenazeye bakarken, hele size çok yakın emsaliniz, benzer odaları paylaştığınız, düne kadar sizin gibi olan birinin aradan ansızın ayrılması pek çok kartondan düşünce zeminini yıkar. Ve bir an böyle ne oluyor acaba? Bu şimdi artık bu akşam evine gitmeyecek. Bu akşam toprağın altında kala kalacak. Kendisi nerede acaba? Rüyadaki gibi bir şeyler mi görüyor? Yoksa film koptu mu? Ne oldu dedirten ve benzer süreci yaşayacağımızı içten içe bildiğimiz bir düşünce adeta tsunamisi olur. Her şey yerle bir olur. Bunu tutup düşünceyi devam ettirmek de bir seçenektir. Ya da benzer bir gönüllü yanılsamanın içerisine girip aman olunca ne olacaksa o zaman bakarız, şimdilik hayatı yaşamalıyım diye sürecin makro gidişine dair düşünceleri
yine ötelemeyi seçeriz, yine ileri bir zamana atmayı tercih ederiz. Halbuki hayata böyle bir çıkış noktası varsa hayatın, bunun bir giriş noktası da olmalı ve girişler genelde çıkışlara denktir. Yani ülkeye giriş yapıyorsunuz, pasaport falan, çıkışta da benzer bir çıkış, yani girerkenki gibi oluyor. Pasaporta bakıyor falan dedirten, birbirine denk gelen süreçlerdir. Dolayısıyla aslında ölüme yabancı değiliz, tersinden ölümü yaşamışız gibi. Yani hayata girişi, ölüm dediğinizde hayattan çıkışı. Biz hayata girişi yaşamışız aslında. Fakat orada bir gariplik var. Hayata girişi hatırlamıyoruz. Bilincimiz kapalı olarak gönderilmişiz. Farkında değiliz. Gözümüzü açtığımızda birileri bizi seviyordu herhalde. En eski hatırladığımız sahnelerde birileri seviyor vesaire. Sonra ortamı tanımaya başladık. Varlığımızı tanımaya başladık. Elimizi, ayağımızı. Arkadaşımızın saçını gördük. Benimki nasıl diye akşam evde kendi saçımıza baktık. Boy konusunu öğrendik. Boy farkları varmış. Onun boyu, benim boyum uzundu, kısaydı. O şöyle yakışıklı, bu böyle güzel. Hayatın akan sürecinde birçok şeyi tanıdık. Bunları tanıdıkça varlığımıza dair aşinalığımız eş zamanlı olarak ilerleyen bir sıradanlaşmayı, bir alışkanlığı getirdi ve adını koymasak da hepimiz işin doğrusu hep buradaymış gibi algılamaya başladık. Verdiğimiz refleksler, ortaya koyduğumuz tepkiler, karar alış biçimlerimiz falan artık bunu kanıksamışız gibi gösteriyor. Bu varlığımıza dair hani tanıma sürecini neredeyse tamamladık. Aileyi tanıdık, çevreyi tanıdık, mahalleyi tanıdık, şehri tanıdık, ülkeyi tanıdık. Artık buralara biz hakimiz gibi ve hep buradayız. Evhamı, vehmi bir o kadar buna eşlik etti ve orta yaşlardayız veya daha ileri yaşlardayız. Farkındalığımız diplerde, düşük. Girdiğimiz andaki şok dalgasını yaşamıyoruz. O yüzden varlığımız, farkındalığımız, varlığın başladığı dönemlerde farkındalık daha yüksek. Çocuk soruyor, bunları kim yaptı, bunu kim getirdi, ben nasıl oldum, dedem nereye gitti, niye o artık gelmiyor, ölüm ne demek? Makro sorular bunlar. Bunları sorabiliyor çünkü kendi içine geldiği hayatı yeni yeni tanıdıkça farkındalığı da yüksek. Ama kabullenişimiz, hayatı benimseyişimiz, sanki içte düşünce dünyamızda böyle duvarlar örüyor ve biz onların içerisinde hapsoluyor gibiyiz. Fakat Yaratan Allah Azze ve Celle bizi böyle bir kabulleniş ile hayatı artık hep buradaymışçasına sanmayalım diye sürekli değişimlere gebe kılmış. Hayatı değiştiriyor. Mesela gündüz ve gece var etmiş. Sorsanız Cenab-ı Hakk'a nedir bu gündüz ve gecenin? Bazı ayetlerde diyor ki geceleri dinlenesiniz diye. Câle lekumü leyle subâten. Gündüzleri maişet temin edesiniz diye. Başka bir ayette de diyor ki câle leyle ve nehâra hilfeten. Böyle ardışık kıldı geceyi gündüzü. Limen arâde en yeddekkara. Öğüt almak isteyen kimseler. Buradan anlamı çıkarmak isteyen kimseler. Çünkü sabit bir akış, monoton bir akış düşünceyi de monotonlaştırıyor. Değişiklik, etrafta verilerin değişmesi, bir şeylerin değişmesi sabit zannettiğimiz şeyleri sarsıyor. Deprem yaşamışsınızdır. Mesela en çok sabit sandığımız yer zemindir. Yerin de oynaması bizim iç dünyamızda değişik bir şey oluşturur. Nasıl yani? Yerde oynuyor yani. En güvendiğim yer orasıydı. Sağlam zannettiğim o bile kıpır kıpır. Bu bizim içimizde oluşturduğu dalgalar, düşünce dalgalarımızı da etkiler. O zaman sabit olan, fix olan
güvenebileceğin, tutunabileceğin neresi demeye başlarız. Cenab-ı Hak bize tutunabileceğimiz sağlam bir kulptan söz eder. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْتُ مِنَ الْغَيْءِ. Batılla hakkın ayrımında اَلْعُرْوَةُ الْوُثْقَى. Sapasağlam kulp. Zemine güvenemiyorsam, kendi varlığıma güvenemiyorsam, hayat bile kaybolup eriyip gidiyorsa, o zaman gerçek ne? Hak ne? Sabit, gerçekten tutunabileceğim, sığınabileceğim ve bana bir gelecek temin edecek şey ne? Buna dair düşünceler aslında içimizde yer yer kendisini belli eden, harekete geçen temel bir fıtratta karşılık buluyor. Biz sadece istersek onu uyandırabiliyoruz, çalıştırabiliyoruz, ilerletmek isteyebiliyoruz. İstersek uyandırmaktan bile imtina edip, nasıl imtina ediyoruz? İraz ederek, onu uyandıracak bilgi girişlerinden uzak durarak, ölümü düşünmeyerek, hayatı düşünmeyerek, hayat öncesi neredeydik gibi bir soru sormayarak, hayat sonrası, ölüm sonrası ne oluyor kabilinden bir soru sormayarak, hayatın içerisindeki süreçleri sadece parantez arası ve olağan haliyle sıradanlaştırarak yaşamak, bu köreltiyor insanı. Belli ki pek çoğumuz bu körelmişlik içerisinde monoton yaşıyoruz ve farkındalığımız diplerde, ama çoğu zaman bunun suçlusu da biz oluyoruz. Çünkü Allah Azze ve Celle bize o fıtratı vermiş, düşünebilme yeteneğini vermiş ve bu yanımız bile eğer fark edecek olursak etrafımızdaki her şeyden çok farklı. Bu yanımız, düşünebilen yanımız, yazabilen yanımız, bilgi biriktiren yanımız, bilgiyi keşfedebilen yanımız. Hayvanlar öyle değil. Yani hayvan dağa bakıp bu dağ burada nasıl duruyor falan demez. Hayvan göğe bakıp bunun ucu nereye çıkıyor acaba, bir vasıta geliştirsem gidip bakabilir miyim demez. Hayvan kendi varlığıyla ilgili, nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, niye ölüyoruz, niye yaşıyoruz, bu tür soruları da soracak bir bilinç potansiyeline sahip değildir. Şiir falan yazmaz, ansiklopedi derlemez. Cemadat onlardan da düşük. Yani dağlar, ağaçlar, nebatat da öyle. Biz bambaşkayız, çok farklıyız. Etraftaki sistemi ve sistemdeki yüklü bilgiyi çıkarabiliyoruz. Yani varlığımıza dair tanıma süreçlerimiz hala devam ediyor. Kimimiz kabaca tanıyor, işte akciğerlerimiz var, nefes alıyoruz, solunumumuz var, kanımız var vesaire. Daha fazla detaya gerek yok diyor. Sistem nasıl olsa çalışıyor. Ben bu sistemle şimdi işe bakıyorum. Yani çocuğa diyelim ki çok güzel bir araba alıp veriyorsun. Sonra arabanın içini anlatmak istiyorsun. Bak evladım, burada motoru var. Pedala basınca aslında motoru tahrik ediyor. Orayı hızlandırıyor tekerle. Baba onlara bana gerek yok diyor. Ben çekeyim sen kal bakayım. Ben direksiyona geçeyim. Benimki bu diyor şimdi. Zevkini dönüyor, dolaşıyor, geliyor. Ama bak bunu biz senin için yaptık. Burada bir dünya bilgi, emek, ondan sonra işlem var yani. Bunları görsen, farkına varsan, değerini bilsen falan, öyle şeyler. Bana onlara gerek yok diyor. Ben şöyle hemen kullanımına bakayım. İşte bu verdiğim basit örnekteki gibi yaşıyoruz hayatı. Halbuki yaratan Cenab-ı Hak hayatı böylesi sadece sonuçlarıyla yeme içme, zevk alma kısmı itibariyle yaşamayı biz insanlara yakıştırmıyor. Çünkü diyor ki buradaki benim size sunduğum lütuf, nimet sadece sonuçları itibariyle tat yahut sonuçları itibariyle zevkten ibaret değil. Bunu size hangi kudret, hangi yüksek bilgi ile sağladığıma dair süreçleri incelemeniz, sizinle benim aramdaki ilişkinin başlaması, sizin hayatı gerçek anlamıyla okumaya başlamanız, bu da apayrı bir şey. Ve dahası bu süreç sınırlı,
ve sorumlu bir süreç ve sonrasına dair bir gelecek sizi bekliyor. Sonrası mı dediniz, gelecek mi dediniz, bu hayatın bir sonu olduğunu mu söylediniz? Bu bilgiler içimizde, bazılarımızda tabu haline gelmiş. Bir yerde bunu açmayı deneyin mesela. İşte ölümden sonra ne oluyor? Ölünce sonsuz bir hayat falan. Abi dini konular mı açmak istiyorsun? Yok. Buradan konuşuyorum. Tam da burayla alakalı konuşuyorum. Bu süreçle ilgili konuşuyorum. Bunun devamı sonuyla alakalı. Yani ilkokula başlayıp 5. sınıfı konuşmak 5'ten sonra ne olacak demek gibi bir şey. Şimdilerde 5 yıl değil herhalde. 4 yıl değil mi? Tabii. 4'ten sonra ne olacak diye çocuk sorsa çok haklı. Abi ortaokul başlıyor ondan sonra. Ortaokuldan sonra ne olacak diye sorsa çok haklı. Çünkü fıtratı onu sonuca doğru elde ne kalacak? Hangi sonuca erişeceğim? Geçici olan, zaten gelip tükenecek olanı boş ver. Ben kalıcı ve anlamlı bir sonucun arayışı içerisindeyim diyen içte bir fıtrat dediğimiz mekanizma var. Allah'ın her insana bahşettiği, demin konuştuğumuz hayvanlardan, cemadattan, bitkilerden bizi apayrı kılan, bunu ortaokul, lise, üniversite için yaptığımız gibi, yani üniversitede bile daha o yaşa gelmiş, çocuk hemen soruyor, hocam buradan çıkınca iş bulunuyor mu? Nasıl iş, yani nasıl bir iş bulunabiliyor falan. Ya daha dur, yeni geldin diyor hocam, daha 1. sınıftasın, daha hazırlıktasın. Yok ben hani öyle değilse bu sene bir daha sınava girip başka bir yer ayarlamak istiyorum. Bunu hangi içgüdüyle yapıyor? Kalıcı bir, iyi ve kalıcı bir sonuç elde etme düşüncesiyle yapıyor. Bu gayet makul olan bir şey. O zaman aynı düşünceyi hayata tatbik etmeye sıra gelince neden tabular devreye giriyor? Neden hemen birileri hayır diyor? Böylesi bir konuşmaya, böylesi bir bağlama, böylesi bir düşünceye burada yer yok. Git onu camide konuş, hocalarla konuş. O başka bir platforma hapsedilmek isteniyor ve hatta daha kötüsü realite sayılmak istenmiyor. Nasıl realite değil ya? Yani hayatta fark edebileceğimiz en önemli şey, biri doğumken yine bizimle ilgili hayatta fark edebileceğimiz en önemli şey ölümdür. Bu kadar açık, bu kadar net bir gerçeklik ve biz aradaki bir süreci yaşıyoruz. Muazzam bir bedenin içerisinde yaşıyoruz. Bazen düşünce deneyi kavramına gençlerin dikkatini çekiyorum. Bilirsiniz Einstein düşünce deneyleri yapa yapa, yani zihninde canlandırdıkları hayalleri üzerinden sonra bunları matematiksel zemine dökmüş ve sonra buralardan kuramlarını geliştirmiştir. Mesela düşünce deneylerinden bir tanesi, asansör düşmekte olduğu andan itibaren insan nasıl hisseder? Diyor ki boşlukta gibi hisseder. Çünkü asansör artık kopmuş ya bağ, aşağı doğru gidiyor. Zeminle senin aranda bir etki tepki yok. O da boşlukta, sen de boşluktasın. Aa, boşluk böyle bir şey demek. Peki bizim zeminin bize oluşturduğu o baskı gibi bir şey mi acaba? Bunu da diyor ki uzayda düşün kendini. Uzayda ben seni alttan böyle bir ivme verirsem sana, baskı hisseder misin? Hissedersin. İvmeyi artırırsam daha çok hissedersin. Daha çok ivme yer çekiminkine kadar bir şey olduğunda yer çekimi gibi hissedersin. Hiç. Bir başka düşünce deneyi, şehirden uzaklaşıyor. Şehirdeki saate bakıyor. Büyük bir saat var şehirde. Saatin yel kovanı böyle hareket ediyor. Öteki hareket ediyor. Belki saniyeyi gösteriyor tek tek. Diyor ki ben onu nasıl görüyorum? Oradaki ışığın bana gelmesiyle görüyorum. Yani kayıyor, bir saniye kayıyor. Onun kaydığı andan itibaren o ışık bana gelince ben görebiliyorum. Peki bizim tren gidiyor. Ben de bakıyorum, tren daha hızlı gitse ne olur? Hızlandırıyor zihninde treni.
hızlandırıyor. Tren o kadar hızlı gitse ki ışığın hızında gitse. Işık artık bana gelemez. Ne olur o anda? Aa, zaman duruyor sanki. Bir düşünce deneyi. Biz Allah'ın bize nasip ettiği düşünebilme potansiyelimizi hayatı yaşarken, hayatın sürecinde ve hayatın sonrasına dair potansiyeliyle kesinlikle kullanmıyoruz. Bunu Cenab-ı Hak diyor ki sadece يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatının zahirine dair bir ilim yapıyoruz. Burada işimizi görecek kadar, burada eşyayı, emtiayı kullanacak kadar, hayatı kolaylaştıracak kadar bir ilim içerisindeyiz. Halbuki çok daha fazlasına potansiyelimiz var. Ve ortamla aramızda ortamın anlamını çözebilecek bir eşleşme söz konusu. Her birimizin hayata bakıp böyle anlayabileceğimiz. Cenab-ı Hak bunu daha deşiştirmek için bu değişiklikleri sürekli hayatta yapıyor. Yani hepimizi aynı anda hayata başlatıp hepimizi aynı anda hayata bitirebilirdi. Yani yekûnumuz burada hep beraber gözümüzü açıyoruz. Milyarlarca insan. Ve hep beraber burada ölüyoruz birdenbire. Böyle de olabilirdi ama böyle yapmamış. Peyderpey başlatmış. Onlar öldükçe geriden gerileri geliyor. Onlar öldükçe gerileri geliyor. Ondan önce yenileri geliyor. Doldur boşalt sistemi oluşturmuş. Değişikliği hayatın içerisine yerleştirmiş. Hiç kimse Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığında ben orayı öyle oraya sonradan gelinen, bir süre sonra da oradan ayrılan bir yer gibi görmedim ki diyemez. Hep öyle yaşadım zaten. Ardışık hep öyleydi. Yani biz buradan çıktığımızda diyeceğiz ki ya o kadar belliydi ki bir yerden geliyorsun, biraz duruyorsun, oradan ayrılıyorsun. Çok belliydi abi ya. Ama nedense hep oradaymış gibi düşündük ve hiç oradan ayrılmayacakmışız gibi bütün yatırımımızı oraya odakladık. Kalıcı sanki title'ı aldığımızda işte bilmem ne mühendisi, ne avukatı, işte şu o title'ı aldığımızda yani üniversite sonrasını soruyor ama onu kalıcı işte hayatın dediği hayatın böyle nokta 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 ende bile bitmiyor. Sonsuza gidiyor. O da bir yerde seni emekli edecekler. Tamam bu belgeyi almıştın üniversiteden. Bu mesleği yapmak için diyecekler. Şimdi vaktin doldu. Yani belgeyi geri alıyor gibiler. Doktorsun mesela. Sana emeklilik merasimi yapıyorlar diyelim. Ne demek bu? Belgesini geri alma merasimi demek. Artık bundan sonra bunu kullanamaz demek. Hadi ya. Yani bize bu üniversiteyi okuyunca verdiğiniz belgeleri sonradan geri almak üzere mi görüyorsunuz? E niye okuyoruz ki o zaman diye anlam sorusu birdenbire bağırmaya başlıyor. Abi geri alacaksanız niye veriyorsunuz? Biraz daha kuş bakışı yukarıdan bakarsan hepsini geri alıyorlar. Hatta üzerindeki nüfustaki malumat, şeydeki kayıtlar, tapu kadastrodaki kayıtlar her şeyi geri alıyor. O zaman bu hayat nereye çıkıyor? Ne anlam var? Nasıl bir şey biz yaşıyoruz? Cenab-ı Hak geceleri uyumak gibi hayatın içerisine gizemli bir şey yerleştirmiş. Uykunun içerisine giriyoruz. Yepyeni bir aşamaya geçiyoruz. Burayla çoğu zaman hiç ilişkisi olmayabiliyor. Yani bambaşka şeyler oluyor. Adam rüyasını anlatıyor. Hayatıyla hem bazen hiç alakası olmayabiliyor. İşte benim de böyle bir arabam varmış diyor. Rüyadaki arabası. Nasılmış tanıtıyor. E demedin mi kendine ben nereden aldım bu arabayı, nereden çıktı, burası neresi demedin mi? Abi rüyada öyle şeyler aklına gelmiyor ki. Hani bir film var tabii böyle rüyayla alakalı. Rüyada olduğunu nasıl anlarsın diye soruyor karşındakine. Diyor ki şifresi şu. Rüyadayken buraya nereden geldiğin belli değilse rüyadasın demektir. O esnada bir yerde yemek yiyorlar. Diyor ki buraya nereden geldin? Anlıyor o esnada rüyada olduğunu. Çünkü oraya nereden geldiğini hatırlamıyor. Çünkü rüyanın başladığı an
Hop diye bir saat tepeden inme başlıyor. Bir yerden birdenbire başlıyor. Öncesi öyle emekleme, çocukluk evresi bilmem yaşanmışlıklar falan değil. Birdenbire başlıyor. İşte ben orada şuymuşum, şöyleymişim, o iş yeri benimmiş, orada şöyle varmış, böyle girdiler, orada yüklenmiş ve oradan itibaren devam ediyorsunuz. Bu soruyu biraz daha sahici sorunca, biz buraya da nereden geldiğimizi bilmiyoruz. O zaman biz burada Cenab-ı Hak sanki rüyayı gündüz hayata çok alışırsa bir kimse, rüya ile bir alt üst olsun, bir yerle bir olsun her şey. Sabah kalktığında zihni yeniden hayata sıfırdan uyansın ve tekrardan büyük sorularla karşılaşsın. Sabahları insanların hani açılamadım falan dedikleri şeyler var ya, veya bazılarının depresyona giriyorum, sıkıntı yaşıyorum. Yine mi aynı hayat, bu monotonluk, bu sıkıntı diye tam bir şey duyana kadar ne duyacak? Akşama eğlence varmış. Aa, kimler geliyor? Şunlar şuraya gideceğiz. Birden açılıyor. Neşeye, zevke, heyecana geliyor. Tamam, bugün de yaşayacak. Eğlenceli, zevkli bir şeyler buldum kabilinden bir şey. Diğer türlü, halbuki öncekilerden çok farksız, bir çevrimi, yine günlük bir çevrimi yaşayacak. O zaman biz nereden geldik ve bu mükemmel hayatın için yaşıyoruz? Neden mükemmel hayat? Çünkü muazzam sistemlere sahip. Hayatın kendisi çok ideal olmayabilir ama hayatın kurgusu, hayatın üzere kurulduğu sistem çok orijinal. Muazzam dengeleri var. Bu kadar üniversiteler kurmuşuz. Hepsi hayatın varlığını keşfetmeye dönük. Mikrodan, yani atomdan başlamak suretiyle makro sistemlere kadar hala araştırma boyutundayız. Üniversitelerin üç temel fonksiyonundan söz edilir. Eğitim, araştırma ve topluma hizmet. Araştırma dediğimiz boyut, bizim Hazreti Adem'in geldiği zamandan beri etrafı o kabaca kolaçan ettiğiniz, baktığınız sürecin devamı. Peki nerelere geldik? Yani ortamı %20 tanıdık sayılır mı? %30, %40. Hani böyle looting vardı ya, araştırma, insanlığın geldiğinden beri hem de en yüksek maliyetli işimiz araştırma. Yani en büyük bütçeyi buna ayırıyoruz ve yine en büyük bütçeyi bu öğrendiklerimizi sonrakilere aktarmaya ayırıyoruz. İnsanlık olarak uzaktan bakanlar bunlar ne yapıyor dese, bunlar yerler içerler ama bütün şeyleri etrafı tanımaya dönüktür, anlamaya dönüktür, araştırmaya dönüktür. Dolayısıyla sistem muazzam bilgi yüklü. Böyle rastgele, hani tek düze bir şey değil, olağanüstü. Mikroya gidiyorsun, hücreye giriyorsun, olağanüstü sistemler. Makroya çıkıyorsun, olağanüstü sistemler. Rastgele bir ortamda değiliz. Beden de öyle. Geçenlerde bir yerde gençlerle konuşurken dedim ki, gözümüzü uçağın içerisinde açsaydık. Mesela gözünüzü açtınız, havadasınız, bir kanatlı bir şeyin içinde bir öz varlıksınız. Uçuyor, orada da önünüzde bir şey var, böyle ileri yapıyorsunuz, ileri gidiyor, geri yapıyorsunuz, bu tarafa gidiyor, sağa sola. Bir süre sonra fark ettiniz, etrafta böyle başka uçanlar da var. Onlara yakınlaşınca orada bir konuşma hattından iletişim de kurabiliyorsunuz. Uçak kendi dengesini kuruyor. Yani esas işlerini kendisi yapıyor. Size pek çok şeyi kendisi yapıyor. Hani ben uçak süremem falan diyeniniz çıkabilir. Öyle değil. Otomatik pilotu çok kuvvetli. Siz sadece böyle camdan dışarı bakıyorsunuz. İşte güzel bulutların arasında dalıyorsunuz. Büyük yemyeşil ovaların üstünden uçuyorsunuz. İrtifanınızı azaltıyorsunuz yahut kaldırıyorsunuz. Bunu istiyorsunuz sadece. Gerisini uçak yapıyor. Siz öyle şey bilmenize çok gerek yok. Ya hocam, bunun motorunu hızlandıracağım, ben onları bilmem, gazını falan. Ay, öyle gerek yok. Hislerinizle böyle yaptınız mı o motor ona uygun hızlanıyor. O kanatlar ona uygun açılıyor, kapalıyor. Ve siz güzelim semalarda böyle dolanıyorsunuz. Etrafta benzerleriniz de var. Ama soru şu, yani böyle bir şeyin içerisinde havada gözümüzü açtık dolanıyoruz ama
Hani ne olacak bu işin sonu? Güzel, neşeli hakikaten. Her arkadaşlar olunca falan beraber de uçuyoruz gibi. Ama asıl soru nereye kadar? Sonra bir öğreniyorsunuz ki böyle uçaklar bir zaman sonra artık o yetenekleri kayboluyormuş. O istediğin kadar iyi uçamıyor, sonra da düşüyorlarmış. Akıbetiniz belli. Ama niçin böyle oluyor? Bedenimiz de bunun gibi bir şey. Bedenimiz çoğu sistemini ve işleyişini kendisi hallediyor. Mesela siz soğuğa çıkıyorsunuz, sıcağa giriyorsunuz. Yani vücudunuzu çok farklı ısıya maruz bırakıyorsunuz. Ama vücudunuz aynı ısıyı koruyor. Nasıl oluyor bu iş? Siz mi yapıyorsunuz bir yerde böyle? Ayarı var onunla. Ayarlıyor musunuz? Kolay bir şey değil. Bir yerde ısı dengesini korumak. Bir dönem ben broiler tavukçuluk yaptım. Getiriyorlar civcivi sana minicik. Kışın dışarıda -10 derece hava soğuk. Sana diyor ki bunu +35'te tutacaksın. Koca alan +35 gecesi var gündüzü var. Nasıl koruyacaksın yani? Başlıyorsun bir dünya sistemler kurmuşsun, otomatik sistemler takip gerektiriyor. Çok önemli sadece ısı dengesi. Vücuttaki yüzlerce, binlerce dengeden sadece bir tanesi. Biz mi yapıyoruz? Hayır. Vücut biraz fazla ısınınca su atıyor, sıvı atarak ter yapıyor. Terle kendi dengesini koruyor. Kanatlar uçağın kanatları gibi dengesini koruyor. Pek çok dengeyi yürürken ki ayaktaki dengemizi bile vücut otomatik yapıp bize sağlıyor. Biz sadece fiyakalı fiyakalı ya tabana basıyoruz ya öteki tabana basıyoruz sonra ayaklarımızı koyuyoruz. Aslında 60, 70, 80 kilo bir şey. Bunu eline versem dengeli kendin böyle götür götüremezsin. Yani şöyle bir başka dengeli bir şey versen başaramazsın. Vücut kendi içinde bunu sağlıyor. Pek çok böyle mekanizmamız var. Geçenlerde çocuklarla konuşuyoruz. Biri dedi ki hocam ama doğada bizden daha iyi led de var. Mesela biz dedi şeyi yakalayamıyoruz. Yerkürenin kuzey ve güneyini, manyetik kutuplarını yakalayamıyoruz. Hakikaten bizde o yok. O yüklü değil. Bu application'da, bu sistemde o yok. Biz mesela şöyle durduğumuzda, ha kuzey şu taraf diye hissedemiyoruz. Ama kuşlar hissediyorlar. Hatta bakteri var, bakteri hissediyor. Kuzey bu taraf yönü biliyor, ona göre hareket ediyor. Etrafta bizden daha pek çok yetenekleri olan varlıklar var tabii. Kuşlar uçuyorlar mesela. Ama yine biz çok farklıyız. Bir film seyretmiştim. O filmde 5 tane kardeş var. Bu kardeşlerin her birinin çok acayip özellikleri var. Kimi böyle işte kaybolabiliyor, kimi böyle uçabiliyor falan. Bir tanesinin hiçbir özelliği yok. O da annesine geliyor, gidiyor diyor ki, anne diyor benimle hiç özelliğim yok. Saçma bir film tabii ama. O da diyor ki senin aslında daha üstün bir özelliğin var. O da ne? O da diyor sen bu kardeşlerindeki bu özellikleri gün gelip diyor kopyalayabileceksin diyor. Hakikaten ilerleyen filmin sahnelerinde bu onlardan bunu kopyalıyor. Ve daha yetenekli biri oluyor. Evet Allah Azze ve Celle bize belki navigasyon vermemiş, kuzeyi güneyi yakalayamıyoruz ama deyip yerkürenin böyle bir manyetik alana sahip olduğunu sezebiliyoruz ve sonra onu bir fusulayla kendi donanımımıza ekleyebiliyoruz. Onu kullanabiliyoruz. Doğada hayvanların uçtuğunu görüp deyip uçma yeteneğimizi kendi bedenimizde deniyoruz. Var böyle deneyen tarihte. Olmadı bir araç yapıp uçabiliyoruz. Etrafı okuyabiliyoruz. Etrafta varlık içerisinde yüklü bulunan sistemsel bilgiyi kullanıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Bu hazır sistemsel işleyişin var edicisi. İlk baştan nasıl başladığına dair sürece ilişkin sorgulamalarımız çok zayıf. Sadece hazırı tüketiyoruz. Varlığımız eğer bizi farkındalığa taşımaz ise varlığın içerisinde Cenab-ı Hakk'ın dediği derhum ya'kulu ve yetemettau kemâ te'kulul en'âmu. Bırak yesinler, içsinler. Tıpkı hayvanların yiyip içtikleri gibi.
Sadece ortamı tüketmek, ortamdaki sadece meyveyi yiyip, üzümü yiyip bağını sormamak, meyveyi yiyip güzelim meyveyi, elmayı, armudu, havayı soluyup güzelim havayı, oksijeni fark edip, sonra akciğerlerimizi görüp, bugün bir resim vardı, sonradan Müslüman olmuş bir adam paylaşmış. Akciğerlerin içerisindeki o bronşların resmi, böyle dal 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 dal. Yanına da bir ağacın resmini koymuş. Orada da böyle dal 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 dal. Çok böyle uzaktan bakınca benziyorlar. Diyor birinin çıkardığını biri yakalıyor, ötekinin çıkardığını öteki yakalıyor. Aslında karşılıklı çalışıyorlar. Birinin dışarı vurduğu oksijeni öteki yakalıyor, akciğerlerimiz. Ötekinin bıraktığını öteki. Bunları fark etmek, bunları görmek, bilim haline getirmek, çocuklarımıza öğretmek yaptığımız şey zaten. Ama yapmadığımız şey, bu hazır kullandığımız sistemi bize sağlayan kim? Evet, kendiliğinden işleyen muazzam bir sistemi var ve onun kendiliğinden işlemesine çok tutkuyla bağlıyım. Demin bir toplantıya girdim, işte hocalar birbirimize merhabalar, merhabalar, yeni yıllar falan filan güzel dedik. Ondan sonra hocanın biri diğerine ne yapıyor, koşturuyoruz dedi. O dedi ki, sağlık olsun da koşturalım, sorun değil hocam dedi. Biliyoruz, önemli olan sağlık. Vücudumuzdaki o dengeler işlesin yeter ki. Çünkü gün gelir de uçağın motorları istediğin şekilde hızlanmazsa, bizim de içeride bir motor var. Biz bir şeyi sadece yapmak istiyoruz arkadaşlar. Hızını o kendisine ayarlıyor. Biliyor musunuz? Mesela sen diyorsun koşayım, depara kalkayım diyorsun, bu topu ben yakalayayım diyorsun. Sadece istiyorsun, bunun için gerekli olan üst seviyedeki dolaşım hızını o hücrelere oksijen yetiştirebilmek, çevrimi daha hızlı bir şekilde sirküle etmek için biri harekete geçiyor. 70-80 atarken bu kez 100'ü geçiyor. 120'ler, 130'lar, 140'lar basıyor içimizdeki bir organımız. Biz bir şey sadece yapmak istedik diye bunun vücutta gerektirdiği sonuçları onlar otomatikman ayarlıyorlar. Sen topu gole sahaya çekiyor, kaleye çekiyorsun, telleri havalandırıyorsun ama içeride bir dünya sistem bunun sağlanması, senin bu arzunun yerine gelmesi için bu mekanizma içerisindeki gerekli bütün koşulları ayarlıyor. Kalbin hızının buna yetişmesi sadece bunlardan bir tanesi. Bu hazır kullandığım sistemi ve bu ortamda buna uyumlu bulunan her şeyi bana sağlayan kim? Çocukken düşünürdüm ki bunu büyükler düşünüyor. Biz yeni geldik diyordum yani. Babalar, abiler gelir, amcalar gelir falan. Büyüyünce biz de öğreniriz diyordum. Fark ettim ki büyüyünce de büyükler şöyle diyor. Ya biz artık yaşlandık yani bunu sonraki çocuklar çözerler. Biz şimdi artık neyse nereye gidiyorsa çıkışa yanaştık. Çok da bu konuları düşünmek. Yani hayatın bir, gerçek bir sahibi yok. Bir yerlerde abiler, ablalar, amcalar, devlet başkanları, üniversite hocaları, birileri bu işlerle ilgileniyordur deyip sen kendi haline kalacağın bir şey değil bu. Bu senin yaşadığın, kokpitteki senin yaşadığın bir hayat. Ve dışarıyla olan iletişimin tamamen duyular üzerinde. Biz gerçekten bedenin içerisinde tıpkı hani tek kişilik uçak örneğini verdim ya, kokpitteki yapayalnız kişi gibiyiz. Dışarıyla olan iletişimimiz temasla, sesle ve görüntüden ibaret. Biz içerideyiz. Çok gizemli bir şey. Yani her şeyi görüp fark ediyoruz ama kendimizi görüp fark eden oldu mu? Kendisini gören oldu mu? Hocam yüzümü mü kastediyorsun? Yok canım yüzümü kastetmiyorum. Sen neredesin? Vücudun içerisinde. Buralarda bir yerde mi? Ben çocukken şuranın arkasında göz demek ki daha insana öz hissettiriyor. Ben diyordum herhalde gözlerin arkasında bir yerde. Bir çizgi film vardı. Grandizer diye. Bilmiyorum Türkiye'de oynamamıştır. Hani ben çocukken Arabistan'daydım. Orada Grandizer diye bir film vardı. Grandizer'in içerisinde Dog Fleet var. Grandizer koca bir dev makina böyle. Büyük bir makina ama
insan modelinde kafa, el, ayaklar çok büyük. Dog Philip bunun içerisinde şurada bir yerde, burnun arkasında gibi bir yerde böyle oturağı var. Orada öyle büyük sistemi kullanıyor. Uzaydan büyük böyle onun gibi sistem, büyük makineler geliyor, onları her defasında alt ediyor böyle. Ben de oradan herhalde ilham alarak, herhalde diyorum şuralarda bir yerdeyim. Sonra da diyorum ki uyuyunca nereye gidiyorum? Hakikaten bedenim böyle uyuyanlara bakıyorum. Bırakmış gitmiş gibi. Bırakmış gitmiş gibi. O yüzden diyorlar ki Metaverse'te içeride böyle cansız kimseler görüyorsun. Böyle sahibi gerçek hayatta başka bir şeylerle uğraşıyor. Orada şeyini öyle bırakmış. Öyle duruyor böyle kala kalmış. Uyuma hali de onun gibi böyle. Bakmışsın bedenini burada bırakmış. Kendisi şu anda nerede? Saatler geçiyor. 3, 4, 5 saat bir yerde vakit geçiriyor olmalı. Öz benliğimize dair ben aslında neyim? Demin girişte arkadaşımız söyledi düşünüyorsan. Öyleyse var mı demiş bir filozof. Ben bunu hayatın anlamına dair bir farkındalık üzere düşünmek gibi. Madem ki bunların hepsini ben içimde düşünüyorum, taşınıyorum. Ben gerçekten varım ama Allah Azze ve Celle bizi yaratan kudret bu varlığımızı da bize gizlemiş. Çok ilginç bir şekilde gizlemiş. Bugün bize bilim, biz insanın MR'ını çektiğimizde şu bölgesinde çok değişik bir şeyle karşılaşıyoruz. Galiba orada bilmediğimiz boyutta bir enerji veya adına ne dersin bir şey var. Herhalde biz oyuz, bu bedeni oradan kullanıyoruz. Dediği bir yer yok arkadaşlar. Yani içeri giriyorsun, kan var, damar var, kemik var, kas var. Hepsi bunlardan ibaret yani. Kesip bir yere koyarsan cansız toprak olup gidiyor. Bizim kendimiz neredeyiz, nasıl bir şeyiz? Hapishanede iki arkadaş, o da arkadaşı. Biri böyle sürekli revire gidip gidip geliyormuş. Revirden geliyor, işte parmak yok. Ne oldu diyor senin parmağına? Aa diyor, kestiler diyor, doktor diyor, işte kangren olmuş falan. Sonraki sefer gidiyor geliyor öteki parmak, sonra geliyor ayak parmağı falan. Arkadaş ona diyor ki, lan diyor sen diyor yoksa parça parça mahpushaneden tüy yiyor musun diyor. Yani her defasında bir parçanı götürüp bir yerlere bırakıyorsun. Çünkü her eksik geliyorsun. Bunların içerisinde değiliz. O kesilen kısımda olmadığımıza göre içerideyiz, daha içeri bir yerdeyiz. Diyecek gibi oluyorsun ama geride adam ölüsünü bırakıp tamamen toprağa dönüşen bir şey. O zaman ben, şu içerideki ben, şu deminden beri konuşan ben ve deminden beri dinleyen sizler, bu bedenin arkasında kendimizi yakalayamıyoruz, ona ayna tutamıyoruz. Ama o biz, o kendimiz yaşıyoruz. Peki nasıl anlıyoruz varlığını? Mesela şurada beden var. Nasıl anlıyoruz? Eğer ölmemişse hareket etmesinden anlıyoruz ki içinde. Sonra konuşabiliyor, tepki vermesinden anlıyoruz ki içinde. Yemek yiyor, diyoruz ki içinde canlı. Bu şu demek, ortaya koyduğu tasarruflar üzerinden kendisini doğrudan göremesek de bilemesek de varlığından emin oluyoruz. Kendi varlığımızdan da böyle emin oluyoruz. Çok ilginç. Kendi varlığımızdan da adam düşüne düşüne artık kalkmasını, oturmasını, yemesini değil, düşünmesini esas alıp buradan varlığından emin olmaya kalkmış. Kendi varlığımızdan bile kendimiz bu tasarruflarımızdan, eylemlerimizden yola çıkarak emin oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette Cenab-ı Hak insanların kendilerine dair olan farkındalıklarıyla, bilinçleriyle zatına, Allah'a olan farkındalıklarını ve bilinçlerini eşleştirmiş. Yani birini yakalarsan diğerini de yakalayabiliyorsun. Birini görmezden gelirsen diğerini de artık yakalayamıyorsun. Kaybediyorsun. Bilinç kaybolması demek. Bundan sonrası bitkisel hayat. Kur'an'da Cenab-ı Hak bazı insanların
artık bitkisel hayata girdiklerini söylüyor. Bunlar yiyorlar, içiyorlar hakikaten. Sabah gelip gidiyorlar, işlerini de yapıyorlar. Ama bunları artık rutin olarak yapıyorlar. Kendi tayin eden yanları, gerçek iradeleri artık alınmış ellerinden. Bunu nasıl neye benzetiyorum biliyor musunuz? Benim mesela arabamı alıp her zaman en sık yaptığım şey arabamı alıp işte gelip bizim orada tohum fabrikası var. Bu arada hava atmak gibi olmasın. Oradan dönüp Bursa'ya geçiyorum. Diyelim ki o sefer de Bursa'ya dönmeyeceğim de ayda yılda bir. Diyelim ki İstanbul'a devam edeceğim. Ben o esnada daldımsa biraz başka şeyle orayı dönüyorum. Sonra bakıyorum ki ben Bursa'ya gidiyorum. Ben biraz şöyle geri durayım, sistem kendisi götürüyor. Çünkü diyor ki bu hep buraya gelin de bunu yapardı. Buradan dönerdi otomatik devam. Sen karar alan, iradeyle müdahale edensin. Biraz geri durursan beden rutinini yaşıyor, yiyor, içiyor, yemek, eğlence falan. Eğer buna bırakacak, iyice kendini gerilere bırakacak olursan yok oluyorsun. Yaşadığın halde yok oluyorsun. Yani bitkisel hayat daha ileri bir form ama bu otomatik pilot bir hayat. Bu yemeği görünce heyecanlanıyor, geliyor, sabah olunca kalkıyor, işe gelince bir şeyleri yapıyor. Böyle birisi. Bu hayatın temel gidişatına dair neyi, neden, niçin yaşıyorum, nereye gidiyorum, ne yapmam gerek, bir şeyleri kaçırmayayım ha diyen kişi bundan vazgeçtiğinde aslında kendinden ve kendi geleceğinden vazgeçmiş oluyor. Böylelerinin ölüme doğru giden süreçleri muhtemelen şöyle, yani yatakta ölümü bekliyor, hayatı çok anlamsız yaşadığını düşünüyor. Şimdi nereye gideceğini doğarkenki gün gibi çok gizemli bir dönüş yaşayacağının farkında. Geldiğim yere geri dönüyorum ama bu girişe ve bu çıkışa uygun bir hayat yaşamadım. Buraya kapıldım. Muhtemelen girerken Amak Hayal diye bir kitap vardır. Şeyh Bender Rizade, Filibeli Ahmet Efendi'nin. Orada da böyle giriş çıkışlı anlatır. Girerken bir dünya uyarıyorlar. Bak içeride kapılma. Sana çok şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar. Çıkışta seni bekliyoruz. Geçişte yapman gerekenleri yap. Takip et, şunu okları takip et falan. Hayata böyle bir giriş yapıyoruz. Ve hayattan buna karşılık gelen bir çıkış yapıyoruz. Çıkış gerçeğini yok sayamadığımız sürece hayatta en çok konuşacağımız şey bu olmalı. Ama çıkış gerçeğini yok sayıyorsak, birileri kandırdıysa biz burada kalıcıyız demektir. O zaman artık hep hayatı konuşabiliriz. Artık buraları sahiplenebiliriz. Ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Cenab-ı Hak nehnu kaddarna beynehumul maut. Kur'an'da Cenab-ı Hak bizim yapamayacağımızı söylediği şeylerden biridir. Ölümü biz takdir ettik. O ma nahnu bimasbuqin. Ve asla geçilecek değiliz. Bunu geçemezsiniz. Ölüm sarmalını aşamazsınız. Şu anda hayatı belli bir amaç uğruna yaşama farkındalığı hayata dair okumalarımızın en önemli sonucudur. Bu olduğu zaman biz artık çıktıları konuşabiliriz. Gerçek çıktıları. Sonradan geri alınacakları demiyorum. Elde kalacakları. Çıktı, sonuç, anlam hep size kalıyorsa öyledir. Hiçbir zaman sana bu evi veriyorum, 5 yıl sonra tapusunu geri alacağım diyen bir kimse size o evi vermiş sayılmaz. 10 yıl sonra geri alacağım dese, yok yine bana vermiş olmazsın. Şimdi evlatlar babalarından mülk istiyorlar. Özellikle ölmeden önce kapan kabana kapmak istiyor. Baba işte bana şurayı versen falan. Vereyim sana 2 yıl senin üzerinde dursun dese razı olur mu çocuk? Baba ya 2 yıllığına ne demek ya? Vereceksen temelli ver şunu. 10 yıllığına vereyim dese, ya vereceksen temelli ver şunu. Temelli dediğiniz nedir arkadaşlar? Belki onu soran adamın o kadar ömrü yok yani. Bakın pozitif düşünceyi, mantıklı düşünceyi hayatın içerisinde sadece ölümün sınırına kadar yapıyoruz. Ölümün yuvarlağının içi boş. Onu dahil etmiyoruz.
Onu da dahil edebilsek hayat gerçek anlamına kavuşacak. Değersiz, anlamsız ve sadece gelip geçilen bir yer olacak. Geçerken de olduğu gibi. Ama yok, parantez arasını bir dünya bir yermiş gibi zannedersek, o zaman böyle yapıyoruz işte. Hep buradaymış gibi gırtlak gırtlağa giriyoruz. Birbirimizle boğuşuyoruz. Birbirimizden kapıp kaçırıyoruz. Ve hayatı buradaki o sonsuz geleceğimiz hatırına yaşıyoruz. Dün bir hocamızla konuşurken, onunla böyle karşılıklı muhabbet ediyorduk. Benim aklıma hadis, yani isnadı sağlam olmayan bir söz geldi. Onu da aynı anda aklına gelmiş. Söz şu: dünya cifatun o talibu halkiler. Dünya birleştir, talipleri ise köpeklerdir diye. Dedim hocam, söz evet isnadı açısından bir şey yok ama ben buna benzer bir ayet biliyorum. Deyince hoca böyle gözünü açtı. Nasıl yani dedi. Buna benzer bir ayet mi dedi. Burada ilahiyatçı hocalarım da var. Evet dedim. Hangi ayet dedi. Dedim ki Karun diye birisi var. Muhtemelen ayet bununla ilgili. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذ۪ي اَتَيْنَاهُ اَيَاتِنَا. Allah Azze ve Celle bu kimseden bahsediyor. Ve Cenab-ı Hak buna önce ilim vermiş. اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ. Musa'nın kavminden kendisine Allah'ın ayetlerini, ilmin nasip ettiği bir kimse. Ama bu sonra bunlardan sıyrılmış. Varsa da yoksa da dünya demiş. وَلَكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ. Sonsuz beklentiyle yere yönelmiş. وَلَكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ. İşte şaşılık burada başlıyor. Halbuki buraya sonradan geldin ve sürekli önündekiler buradan ayrılıyor ve sen de ayrılacaksın. Dolayısıyla buradaki bütün bu tanımaya bağlı olarak bütün kararların bu farkındalığa uygun olmalı. Hep buradaymış gibi yapmamalısın. Ama tut ki öyle yaptın. وَلَكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ. Sonsuz bir heves ile yere yöneldi. فَتَّبَعَ هَوَى. Ve arzularını gerçekleştirmeye odaklandı. Cenab-ı Hak buna diyor ki فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. İşte onun misali köpeğin misali gibidir. Bak Allah da eğer insan hayatı doğru okumaktan kopar da farkındalığını, var olan potansiyeli gereği, bir süreliğine yaşıyorum burada, nereye ulaşıyor bu hayat, nereye çıkıyor bu hayat demekten vazgeçer ise artık o en'am gibi, hayvanlar gibi yahut köpekler gibi yaşamaya başlıyor. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكُ يَلْهَثْ. Peki farkındalığımıza vardık, anladık. Biz varız. Yoksa yok muyuz? Bazıları yokuz diyor. Bura bir yol ayrımı. Bazıları diyor ki hocam biz yokuz aslında. Bu başından beri o tanımalar, etrafı okumalar falan hepsi beynimizin bize bir oynadığı oyun. Yani içimizde bir merak böyle. O işte bakıyor falan. Bir güdü böyle. Doğa bize bunu kazandırmış. Biz aslında yokuz. O sen ölünce dediğinde de zaten bir şey yok olmuyor. Karbon oluyoruz zaten. Özde bir varlığımız da yok. E konuşan, seven, sabahtan beri beraber olduğumuz bu orada bir kimse değil mi? Yok hocam öyle bir evham o. Delusion. Bir yani bir yanılgı diyor. Bu kolay. O zaman ben yoksam, yanılgıysam sen de yoksun demektir. E yok, yoku yok ederse bir cürüm de işlemiş olmaz. Ya aslına bakarsan öyle diyor. Cürüm de yok aslında diyor. Çünkü doğru ve yanlış da yok. Hak ve batıl da yok. Yani adam diyor ki şu insanların çıkardığı sesler şu ormandaki bitkilerin çıkardığı hışırtılardan farksız diyor. Rüzgar bir şeyler oluyor hareketlik ortamda. Bir sesler çıkıyor değil mi duyuyorsun? O yani. Bizde bir nameler çıkıyor bizden. Yani çünkü özde ruha dair farkındalık bu apayrı bir şey. Bu aslında imanın başladığı yer. Kişi önce kendi varlığına iman ediyor. Ben varım.
Nasıl iman ediyor? Çünkü ben konuşuyorum diyor. Çünkü bak yürüyorum, hissediyorum, bak kaldır deyince kaldırıyorum. Çünkü etrafa bakıyorum, çünkü düşünüyorum. Çünkü diye kendisine dair kendi tasarruflarını konuşturuyor. Bunu yapan kimse, ben hayır bilime karşı, çünkü bilim henüz daha sen yoksun diyor. Karbon olacaksın diyor. Ben diyor ölçemediğim hacmini, ağırlığını, kütlesini bu tür araçlarla yoklayamadığım şeye yoktur diyen bir bilim alanı diyor. Hiç konuşmam diyor. En adil olan hiç konuşmam diyor. Ama din karşıtı, metafizik karşıtı pozitivist anlayış ise ben ölçemiyorsam, radarıma takılmıyorsa yok derim diyor. O zaman ben de yokum değil mi? O da sen de, ben de yokum, sen de yoksun diyor. Böyleleri için bundan sonrası yok. Bu da bir din anlayışı arkadaşlar. Mesela diyor ki takma ya zaten yokuz ki diyor. Bir hiçsin abi ya. Sonsuz bir yerde diyor bu kadar. Zerre kadar bile değiliz diyor. Dert edecek bir şey yok diyor. Zaten diyor ölmeden önceki halini hatırlıyor musun? Yok. Doğmadan önceki halini hatırlıyor musun? Yok. Milyarlarca sene geçmiş göklerde yerde. Hiçbir şey hatırlıyor musun? Acı var mı? Acı yok. Öldükten sonra da öyle olacak. Hiç his diye bir şey yaşamayacaksın zaten. Yapma ya. O zaman hoplayayım zıplayayım gerekirse intihar edeyim diyor adam. Gerekirse gideyim intihar edeyim. Öyle diyor. Yani bu işin savunucuları ben diyor öyle son ana kadar öyle gın 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 böyle oyuncağın pilinin bittiği ana kadar zorlamam diyor. Çünkü o kalp her zaman sen koşmak istiyorum dediğince 180'e 150'ye atmıyor. Diyor ki abi artık Cenab-ı Hak bize de bir hüküm koydu, yavaşladık diyor. Mesela çocukken kalkayım deyince fıt zıplıyor çocuk. Aynı adamın yaşlı hali kalkayım diyor. Vücuduna o emri veriyor aslında. Mekanik vücut karşılık vermiyor. Yani otomatik sistem bize hep hayatımız boyunca hazırda çalışan sistem karşılık vermiyor. Pedala basıyorsun gitmiyor. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلُقِ Niye Cenab-ı Hak sürecin başından sonuna doğru bunu da değiştirmiş. Her şey farkındalığı beslesin diye. Bu kadar ayet ayet nimetlerini hep değiştire değiştire farkındalığı zinde tutup kudretine, zatına, azametine kulunun dikkatini çekmeye çalışan, var eden o yegane kudrette karşı hayatı kötü bir oyun olarak oynuyoruz. Hep göz ardı etmeye, yok saymaya. Dahası düşün ki o uçağın içerisinde doğdun, havada uçuyorsun falan. Ya bu uçak nasıl oldu, biz burada nasıl var olduk diyor. Diyor ki abi yukarıdan taşlar düşüyormuş. Peki bu taşlardan yassı olanlar böyle havaya denk gelmiş. E tabi yassı yassı taş böyle birbirini sever. O yassı taşlar da biraz birbirleriyle karşılaşmış. Böyle ucuca eklene eklene bu senin içinde olduğun bu muazzam uçak. Kaldı ki uçak sistematiği bizim beden sistematiğimizin milyonda bile biri bile değildir. Uçaktaki sistemler oturuşu da 2 saatte kabaca anlatır bitiririz. Bedeni hala binde bir bile bilmiyoruz. Ama adam kalkıyor diyor ki denk gelmiş ha kazara. Uçacak işte orada vurmuş. Yağmur yağmış, şimşek çakmış, bir kuytuda sulup sulak bir yerde bir şeyler oluşmuş diyor. Ondan sonra böyle işte. Dolayısıyla bir sahip, bir var eden ve hepsinden önemlisi bir anlam yok. Anlamsız başlamış. Dolayısıyla bir şeyleri fark ede bir sonuca gideceğini zannetme. Yorma kendini. Süreç anlamsız kazara başlamış ve anlamsız ve belki de kazara bitecek. Nasıl olacak? Belki bir kara deliğin yanından geçeceğiz. Hop diye içine çekecek. Her şey bitecek. O yüzden adam diyor ki, şimdi bu yaşam biçimi farkındalığa, varlığa odaklanan bir şey değil, bundan kaçan bir yaklaşım. Ellie Wood'un var bilirsiniz Hollywood film yapımcısı, böyle bir pazar söyleşisi, oradakilere de bakıyorum hepsi orta yaşını geçmiş kimseler. Diyor ki yani bunları konuşmak diyor, rahatsız ediyor. Ben diyor mesela uzak duruyorum diyor bu tür şeyleri konuşmaktan.
Çünkü kazara başlamış bir hayat. Kazara yok olacak biliyorum. Bu kadar diyor film yapmışsın, bu kadar kariyerinde başarılı olursun diye bir çekecek kara delik. Seni de, başarını da, insanlığı da, her şeyi birden verip inceden yapacak, bitecek. O yüzden bu işleri düşünmüyorum diyor. Ne yapıyorum? Dikkatimi dağıtarak yaşamaya çalışıyorum. Çünkü diyor bunları düşününce üzerime hücum ediyor bu anlamsızlık. Altında eziliyorum. Dikkatimi dağıtıyorum. Siz de öyle yapın diyor. You have to distract yourselves. Dikkatinizi dağıtın diyor. Sonra eğlendin. Bunu tanıdın. Ötekini yaptın. Film artistlerini. Bir şeyler yaşadın. Sonra da diyor çok uzatma diyor. Bilmiyorum hala yaptım mı dediğini. Gidip diyor ötanaziden sıramı alacağım diyor. Ben öyle bekleyip son ana kadar elem dolu bir ölüm yaşamayacağım diyor. Bu varlığımıza ve farkındalığımıza dair Cenab-ı Hakk'ın bizde var ettiği potansiyeli körelttikçe körelten ve kendisini inkar edip var ediciyi de böylece inkar eden anlamsız başlangıç ve anlamsız sonun kör düğüm hali. Alternatif bu. Bu alternatif iyi, daha mantıklı, daha güzel diyorsan buyur. Ama bence mantıklı değil. Bir defa kendimizi inkar etmek hiç akla ziyan bir şey. Yani duvarı inkar etmekten daha kötü. Bu üniversite yok demekten daha kötü ya. Kendimi yok sayıyorum. Ben de mi yokum? Cenab-ı Hak öyle bir sünnet koymuş ki hayata. Ayet ayet. Güneş öyle, ay öyle. Varlığımız öyle, çocuklarımız öyle. Yediklerimiz, içtiklerimiz öyle. Bunları bize sunduğu bu nimetleri bir süreliğine yaşadığımız, doğduğumuz çocukluk, orta yaş ve yaşlandığımız bu süreçte bunları var eden bir kudret bana bu hayatı yaşatıyor. Ve buradaki bilginin hepsine o sahip. Çünkü en pozitif tecrübemiz, ki bilim de pozitif tecrübeler üzerine kuruluyor, en pozitif tecrübemiz sistemsel bir işleyişin hem ham madde hem de bunu bilgisiyle yapacak bir kudret gerektirdiği üzerine kurulu. Bundan asla ödün vermedik. Hep hayata böyle bakıyoruz. Bir yere gitsek bir şey var. Bunu buraya kim getirdi koydu? Bunu buraya kim dikti? Bunu kim yaptı? Bu telefonu kim yapıyor? Bu en pozitif yanımız. Bilimde böyle. Yani gözlemlenebilir, tekrarlanabilir. Hayatımız bunun üzerine kurulu. Aynı formülü hayattaki en düşüğünden en büyüğüne herkesin bildiği yaklaşımı hayata uyguladığımızda bizi kim var etti? Hayatı kim var etti? İle Cenab-ı Hakk'ı tanımaya yöneliyoruz. Var eden kudret. Hazreti İbrahim demiş ki, ben yüzümü ona dönüyorum. İşte insanın fıtratıyla tertemiz, dupduru, hiç örselemeden, zorlamadan ama dürüstlükle yol aldığı yerde bu sonuç var. Hayatı var eden kudret. Bu bizi yaratıcının önüne kadar getiriyor. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri, yeri, yaratılışını tefekkür edenler bu sonuca geliyorlar. Boş yere değil bu hayat. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Ya Rabbi sen hayatı boş yere yaratmış değilsin. Bunun bir anlamı var. Bu bir yere çıkıyor. Ben sezdim bunu. Bu hayatı boşuna yaşamıyoruz. Kafirler boşuna mı yaşıyoruz diyorlar. NASA'da çalışanlar, bilim adamlar. Bunlar boşuna mı yaşıyoruz diyorlar. Diyebilir belki birileri. Çok korkunç değil mi? Maalesef öyle diyorlar. Cenab-ı Hak dedi ki وَمَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlerin zannı bu yöndedir. Onlar hayatı boşuna yaşıyorsun derler. Bir anlamı yok derler. Doğrusu yok, yanlış yok, hiçbir şey yok. Birdenbire öyle yok olursun. Alternatif seçenek aslında ahmakçadır, aptalcadır, akılsızca olan olur. Asla insan fıtratıyla uyumlu bir şey değildir. Akleden kimse bu muazzam kurulumun, bu muazzam sistematiğin gerçek bir sonucu olacağını
kolaylıkla kestirir. Halakas semavati vel arda bil hakkı. Allah var eden gökleri ve yeri hak üzere yaratmıştır. Bir genç dedi ki hocam Allah yarattı, var eden biri var etti. Hep Allah'a bağlıyorsun Müslüman olduğumuz için mi? Dedim hayır, var eden desen de bana yetiyor. Yani eğer o dili konuşmak istiyorsan tamam, var eden, gökleri yeri var eden deyip secdeye gittin mi de bize yetiyor. Şu Arapça, Allah Arapçadan geliyormuş da o işte bilmem başka bir hani milletten bir böyle. O da öyle değil. O da öyle değil. Allah o diğer dinler, batıl dinlerdeki gibi bir efsaneden, bir bilmem şeyden fışkıran gelen bir isim değil. Allah yegane tek ilah demek. Bunun anlamı itibariyle the only one God desen de aynısını kastediyorsun. Yani ben ona diyor, ey yaratıcı diyebilir miyim? Ey kökleri yeri var eden diyor. Zaten öyle demeni emrediyor. Hatta ister öyle de ister böyle de bana seslenmiş oluyorsun diyor. قُلْ اِدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اِدْعُوا الرَّحْمَنِ. İster ey Allah deyin, ister ey esirgeyen deyin. Esma-ı Hüsna ile اَيَّمْ مَا تَدْعُوا. Hangisiyle seslenirseniz seslenin. فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى. O güzel isimler onundur. Dedi ki hocam ben dedi, yani bir yaratıcı olduğundan adım gibi eminim. Fakat hani İslam'la aramda henüz bir mesafe var olduğu yıllarda ben böyle diyordum ki ey gökleri yeri beni yaratan diye öyle sesleniyordum, daha sağlam hissediyordum. Hani diğer adı Allah mı, başka bir adım var ve karışır işler diye korkuyordum. Dedim sen de tam da İslam'ın istediğini yapmışsın. Kur'an-ı Kerim'i aç bak bakalım. Cenab-ı Hak zatını hep varlık alemindeki tanık olduğumuz gerçekler üzerinden tanıtır. Gökten suyun indiğini görüyoruz değil mi? Kur'an'a bakarsın, yani bir taraftan aleme bakarsın, döner Kur'an'a bakarsın der ki هُوَ الَّذ۪ي اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Gökten suyu indiren işte o. Bu tarafa bakarsın, güneşi görürsün, hayata olan katkısını vazgeçilmez, olmazsa olmaz dersin. Kur'an'a bakarsın, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ. Güneşi o yörüngesine oturtan da, onu yürüten de aziz ve alim olan o. Bu hep bunun içerisinde o zamiriyle, işte cenin şekil alıyor bir kapsül içerisinde. Annenin karnında. Bizim bir şeyimiz var mı? Yok. Bizim bir katkımız yok yani. Hafif uçakları yakınlaştırıyoruz. Havada ikmal yapar gibi. Sonra diğer uçağın içerisinde yeni bir uçak çıkıyor. Sistem kendiliğinden işliyor. Bizim ne çocuğun gözüne, kaşına, oradaki hele mikro düzeydeki işlemleri anlamaktan bile yetersiziz. Bırak oluşturmayı. Zigotta hücreler görünüyor. Biliyor işini. Onu yapan kim? Var eden. İşte ben ona tapıyorum. İşte ben ona tapıyorum dediğiniz zaman hak dindesiniz demektir. Hazreti Adem'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti Davud'un, Hazreti Süleyman'ın, Hazreti Mesih'in Meryem oğlu ve nihayetinde Hazreti Muhammed Mustafa'nın bütün insanlara getirdiği ya eyyuhannâsu, ey insanlar, u'budû rabbakum, Rabbinize ibadet edin, sizi yaratan ve yaşatan. وَمَا لِيَ لَا اَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي. Ben beni var edene niye kulluk etmeyeyim ki? Var olmuşum zaten. Varlığından, onun kendi varlığım kadar eminim. Ben buradayım ve varım. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا وَاَخْتَرْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
hediye takdimi. Hediyelerini vermek üzere Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Kavgalı'yı sahneye davet ediyorum. Öncelikle ben uzun süre Erzurum'da öğretim üyesi olarak veya araştırma görevlisi olarak çalıştım. Yani hocamdan daha fazla herhalde Erzurum'da bulunmuşumdur. Ben aşağı yukarı 30 seneye yakın Erzurum'un ekmeğini yedim, suyunu içtim, havasını kokladım. Onun için hocama diyorum ki hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ve bu aşağı yukarı 1,5 saatlik süre içerisinde nefes almadan hocamı takip etmeye çalıştım desem doğrudur, yani haklıyım. Gerçekten Allah razı olsun, bizleri aydınlattı. Onun için kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Bizi hatırlaması için küçük bir ikramımız veya hediyemiz olacak.